Yine çok sevdiğimiz konuklarımızdan biri yanımda efendim. Kendisini ne zaman ağırlasak bize hem şahane bilgiler hem de birbirinden leziz, sağlıklı tarifler veriyor. Bakalım bugün bizler için neler hazırladı? Diyetisyen Elvan Odabaşı stüdyomuzda, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Ne nasıl böyle? Yüzümüz gülüyor. Aşırı tatlı. Böyle arkadaşlar şey hazırlamış. Biz tabii büyük geyik yaptık kayda girmeden önce ama bir kısmını da size aktaracağız tabii ki. Bir sıralama yapmışlar. Zencefilli evet. Ananaslı smoothie yapacak ilk önce diye. Evet. Çünkü bu pandemide şöyle bir şey söyleyeyim. Artık zaten siz de alıştınız. Benim ağzımdan da çok duydunuz. Bir sürü insandan da çok duydunuz. Bir sürü ünlüden gözümüzün önünde olan insanlardan da gelince bu böyle sağlama. Çok daha rahatladık aslında. 4 ila 6 kilo arasında herkes aldı arkadaşlar. Herkes bir rahatlıyoruz. Bir rahatlıyoruz. Bir de onun işte biraz şöyle bir şey var galiba, yağdan alındı. Yağdan galiba. Alındı. Hepsini açıklayacağım neden tamam. Olduğunu. Oradan bahsedelim mi ister misiniz? Ya şöyle. Yalnız değilsiniz yani. Yalnız bir kere zaten buna bir açıklama getirelim. Yalnız değilsiniz ama sebebini de hemen anlatalım. Panik olmayın. Çok rahat kurtuluruz. Evet. Pandemi metabolizmayı yavaşlattı. Artı üzerine bir de yağlandırdı. Nedeni de şu stres. Aslında 1,5 yıldır düzenli olarak bir strese maruzuz ya. O, salgılanan bir hormondan evet, dolayı. Kortizol aslında. Deli gibi salgılanıyor. Üzerine bir de uykusuz kalıyoruz. Hı-hı. Uykusuz kalınca da melatoninin salgılanmasını engelliyoruz. Hı-hı. Bir de devamlı elimizde telefonlar. Hani böyle geceleyin de telefonlar. Oradan gelen mavi beyaz ışık da hem kortizol salgılanmasını arttırıyor. Hı-hı. Hem melatoninin salgılanmasını azaltıyor. Bunların hepsi faturayı götürüyor pankreasa. İnsülin salınımını arttırmaya başlıyor. Bu sefer sen gezinmeye başlıyorsun. Tatlı ne yesem? Ekmek mi yapsam, poğaça mı yapsam? Zaten metabolizma yavaşlamış. Bir de bu yavaşlayan metabolizmaları Burcu önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde biraz zor toplayacağız. Ya. Onun için ben hemen şunu söylüyorum zaten. Kortizol salgılanmasını dengelemek için, uyku kalitenizi oturtturmak için iki tane aksiyonunuz var. Birincisi adım sayısı. Hı hı. Yani bunu her yerde vurguluyoruz ama geçen lütfen. Geçen gün tartışıyorlardı evet. Bir yerde ya adım sayısı konusu galiba şu evet, anda. Tüm dünyada konuştuğumuz bir konu. Hani 4400'ün altına düşmesin gibi bir söylem var. Türkiye ortalamasına baktığımızda bizim sedanterimiz, hani hiç hareket etmeyenimiz 2500 adım yapıyor. 1500 ile 2500 arası. Bizim hedefimiz ne olması lazım? 5000'i yakalayacağız. 7500'de bayağı hareketliyiz. Güzel. 10.000'i yapıyorsanız ah ne güzel egzersiz tamam. Yapıyorsunuz anlamına gelecek. Şimdi spor yapalım diyoruz. Direkt gidip spor merkezlerine bırakıyoruz kendimizi. Burada da bir stres faktörü var. Önce bir dışarı çıkalım, biraz hareket edelim. Evde kalkıp hatta mesela bir bardak suyumuzu alalım önce. Evet ya. Yani bir onunla bir başlayalım. Tamam. Adımları önce 4000-5000 civarına bir getirdik. Tamam. Sonrasında uyku saatleri. Burcu yani hani göz çevrenizin efendim erken kırışmasını istemiyorsanız oradan gireyim birazcık. Gerçekten hani göz altlarınız şu anda böyle torba torba. Göz üstlerimiz yine aynı şekilde. Her sabah kalkıyoruz ödemliyiz. Nedeni uykusuzluk. Uyumuyoruz. 2'de 3'te yatıyoruz. Öyle olunca metabolizmalar yavaşlıyor. Onun için uyku düzenini de bir oturtturacağız. Nedir uyku saat aralığı? Yani biyolojik ritim çalışmaları, bu biyolojik saat çalışması. 10-10.30 gibi yatıyoruz arkadaşlar. Evet. Saat 4-5 gibi uyanıyoruz. Şöyle söylüyor uzmanlar, 8 saat uyuyup dinleneceksin. 8 saat evet çalışacaksın hayat için. Hı hı. Belki üzerine biraz daha koyuyorsundur bilemem onu ama 8 saatte yaşayacaksın. Tamam, biz nerede yaşıyoruz? Bu arada, sizi biz bildiğiniz telefonda yaşıyoruz ama. Öyle olunca da işte o yaşam alanıyla ilgili kısımda ne egzersize zaman kalıyor, ne meditasyona zaman evet. Kalıyor. Ne kendinize, kendine bakıma. Evet. Yani diş fırçalamaya zaman bulamıyorum diyor mesela kişi. Oysa ki ağız diş bakımı nasıl bile. Gerçekten öyle. Ama zamanım yok hocam. Sabah paldır küldür çıkıyorum diyor mesela Burcu. Öyle olunca o ağız diş sağlığı bile bozulduğunda senin yeme davranış modelin değişiyor. Hmm. Öyle olunca ağız florası bozuluyor. Öyle olunca da metabolizma yavaşlıyor. Hmm. Herkesin de kendisine göre bir metabolizması var. Hmm. Amaç hızlandırmak değil, normalini kavuşturmak. Ha, şu anda yavaş çünkü. Normalini kavuşturmak için önce bunu yapacağız. Tamam, çünkü ödem atmamız tamam. Gerekiyor. Şimdi blender'da ben vereyim size. Neyle evet, başlıyoruz? Ananasla lütfen. Ananasla başlıyoruz. Ben şimdi bunu şöyle çıkarttım. Hı. Evet. Ananası seviyorum ben içinde çünkü bromelain diye bir antioksidan var. Şimdi artık biz, öğrendik onu. Evet yani yaz geliyor bacaklar ödem böyle diz kenarlarında ödemlerimiz var. Bileklerde ödemler var. O ödemlerden kurtulmak için ananası güzel kullanabiliriz. Dondurulmuş olarak tercih edeceğiz. Hmm, İçerisine peki. Yoğurt ekliyorum. Kalsiyum var içerisinde. Yağ metabolizmasına destek oluyor. Onun için ekliyoruz içerisine. Ve zencefil.
Hemen. Ha, gördüm. Tamam. Taze zencefil, isterseniz rendeleyebilirsiniz. Kurusunu da kullanabilirsiniz. Ama zencefil, tarçın hem iştah yönetiminde yardımcı oluyor, hem de diğer taraftan da vücuttan ödemin uzaklaşmasına yardımcı oluyor. Hmm. Hani ödem şikayetiniz varsa sabahleyin suya bir dilim zencefil atmanız bile yeterli. Bir dilim ya, bir dilim sadece. Şimdi yalvarıyorum bir dilim atı şeklinde böyle biraz yalvardım ama şimdi geldik tost tarçınımıza. Heh. İşte o tatlı kontrolsüz tatlı ihtiyaçlarımız var ya, zaten kokusu bile öyle. Bir çay kaşığı kadar bundan koyduk ve taze nane koyacağız. Hmm. Üç çeşit baharat eklemiş olduk aslında. Tamam. Bunu blenderdan geçiriyoruz. Bir smoothie yapıyoruz ama evet. Mesela ne için kullanıyoruz biz bunu? Şeker ödem için, tamam. Peki ananas varsa ödem gidecek. Günün hangi saatinde alıyorum? Sabahleyin şiş kalkıyorsam bir tanem sabah. Tamam, okay. Yani sabah kahvaltısı içinde içerisinde yoğurdumuz falan da varsa. Şiş yatıyorsam. Şiş yatıyorsam da gerçekten akşamleyin yemekten sonraki ya da yemek yerine geçirebileceğim bir oldu. Ha, tamam olabilir. Peki okey süper. Bazen çok egzersiz yaptığımızda da ödem evet, yapıyoruz. Doğru. Bunu böyle çeviriyorum, bunu bilmiyorum evet. Kullanmayı. Evet. Evet, hazır. Smoothie'miz. Ne dedik? Şiş kalktıysak sabah, şiş evet. Yatıyorsak akşam tüketebiliyoruz. Aynen. Akşam mesela akşama kadar hareketsiz oturdun iş yerinde bacaklar şiş. Akşamleyin gel o akşamda böyle bir smoothie ile akşam yemeğini yap mesela. Of çok güzel. Çok güzel olmadı mı? Güzel de kokuyordur şöyle, o. Bence bir koklayabilirsin. Şöyle veriyorum hayatım sana. Şimdi İçine ne koyduk bir kez daha tekrarlayalım mı? Tabii. Açıyorum. İçerisinde ananasımız var. Zencefilimiz var, tarçınımız var, nanemiz var, yoğurdumuz var. Yani ve hani metabolizmanın hem hızlanmasına destek olacak ama burada amaç ananastaki bromelainle beraber ödemi vücuttan uzaklaştırmak. Gelelim ikinci tarif. Tamam. Çay memleketiyiz zaten. Tamam. Bir çay içelim. Hani peki. Böyle güzel soğuk bir çay yapalım peki. Bu sefer de. Onun için de şunu bir tane bardak alabilir miyim bir tane? Nasıl boş su bardağı evet, bir şöyle bardak, bir bardak istiyorum. Bunun hemen. İçerisinde karıştırırız. Çok basit. Bunu aslında ben hani metabolizmayı hızlandırmak ve yine yağ yakımı ile ilgili kısımda. Buradaki bütün tarifler zaten metabolizmayı hızlandırıyor. Bir kere onu söyleyelim. Ama burada mesela gün içerisinde hem iştah yönetiminle ilgili problemin var. Hı hı. Hem de devamlı bir şey içme ihtiyacın var. Yaz geliyor. O zaman içecekle ilgili kısımda biraz fayda sağlayan, biraz metabolizmayı hızlandıran, tamam. Yağ metabolizmasına destek çıkan bir içecek istiyorum. Yağ metabolizmasına destek olan çay yeşil çay. Ama su yerine geçmeyecek. İçecek yerine evet, geçecek. Evet, içecek yerine geçecek. Tamam. Şöyle bir bardağa koyduk. Ne yapabiliriz? O poşet yeşil çaylardan 3 tanesini böyle bir su bardağı sıcak suda 3-5 dakika koyu. Bekledik. Tamam. Evet, yüksek alacağız. 3 tamam. Bardak özellikle. Sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar bal koyacağız. Şöyle. Şimdi bunun içerisine bir de size elma sirkesi kattıracağım. Aa, hani evet. Sabahları böyle elma sirkesi içiyoruz. Sabah içmeyin ne olur. Lütfen sabah içmeyin. Vallahi güzel olmuyor da. Çok gerçekten. Tamam. Şunun içerisine katalım. Şöyle tamam. Bir yemek kaşığı kadar da elma sirkesi. Şimdi çok güzel böyle alternatifler de çıktı. Zaten buna hizmet eden alternatifler tamam, artık. Süper. Limon suyu katacağız. Tamam. Şöyle. Sabah içemiyorsanız böyle bir alternatif evet. Veriyoruz size. Ve kabuk tarçınları bırakıyoruz. Suyumuzu ekliyoruz hayatım şöyle. Ben. Çok pratik. Sabah normal çay içmek yerine bu çayı içebilirsiniz. Ya da öğleden sonrasında artık hani metabolizma yavaşlamaya başlıyor. Saat kaçtan sonra yavaşlamaya başlıyor? 2'den sonra yavaşlamaya başlıyor. O saatlerden itibaren hazırlayın bir bardak böyle. Ya da yanınızda hazırlayıp da götürebilirsiniz. Bunu tükettiğinizde metabolizma bir miktar daha çalışmasına devam edecek. Tamam. İhtiyacım olan şekeri almak için mi bal koyuyorum? Evet, peki? Bal. Ha, onun tamam. İçin koydum. Bir de balın şöyle bir özelliği var. Stresli dönemlerimizde en çok mide zorlanıyor. Hı-hı. Midede yanma, ekşime. Evet, doğru. Balın orada bir tedavi edici etkisi tamam, peki. Var. İyi bir bal alırsan hiçbir problem yok, kullanabilirsin. Tamam. Şimdi gel bir kahve yapmaya. Hah, zaten tamam, elimizden okay. Kahve düşmüyor. Seviyorsun sen kahve. Çok. Değil mi? Çok seviyorum. Nasıl kahve yapacağız? Ama çok dikkat etmek gerektiğini de biliyorum. Evet. İzleyen izleyicilerimize de dikkat edin diyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu da tabii bir şeyden geçirmem gerekecek. Ne bundan istediniz? Mı geçireyim tabii bu seferde? Tabii isterseniz. Ben yardımcı olayım olur, orada. Olur, çok sevinirim. Sizi biraz hadi. Bu tarafa doğru alabilir miyim? Sevinirim. Kahveyi sen yap. Seviyorsun tabii. Değil mi kahveyi? Evet, aynen. Süper. Kahve mi koyayım? Evet. Koyuyorum. Evet. Bir su. Kahvesi, evet, tamam. Filtre kahve. Zaten. Tamam. İçerisine
şöyle tatlandırmak için hurma katalım. Kaç tane koydum? 3 tane hurmamız var. Şu normalde izin vermezler biliyorsunuz. Bu şansı kullanın. Evet. Evet. İçerisine yulafımızı ekleyeceğiz. Orada da ortalama aslında baktığımızda bir 5 yemek kaşığına kadar çıkabiliriz. Çünkü bunu ben bir öğün yerine kullanacağım. Tamam. Aynen öyle. Tamam. Evet. Bir 12-14 adet bademimizi katacağız. Dökülmedi çünkü bunlar. Hiç dökülmediler. Evet. Badem attım. Evet. Çok iyi. Şimdi kakao. Gözüm bozuk. Onu kakao serptim diye. Kakao mu? Şöyle fırlatın. Dökülen dökülsün. Tarçınımız hayatım. Hepsi ne kadar evet. Koyduk? Tarçınım çok bol. Ortalama bir tatlı kaşığı kadar. Bir yarısını koyabiliriz istersen. Tamam. Tamam. Ve sütümüz. Tamam. Süt alternatif var mı? Badem sütü, Hindistan cevizi sütü, soya sütü. Hangilerini seviyorsan. Aa, onu şimdi. Bir insanın ağzına suyu akar mı ya? O kadar seviyorum. Seviyorsun. Üfemden aslında. İşte bu mesela senin kahvaltın olabilir. Sabah kahvaltı. Bademi badem beni biraz uğraştırdı. Evet, birazcık orada dövüp de koyabiliriz evet. İstersek. Şöyle döktüm bakalım nasıl bir şey çıkacak. Evet. Ha evet. Tamam. Onu daha böyle gerçekten, şeyden evet. Geçirerek de. Kahvaltı, kahvaltı niyetine. Kahvaltı gibi. Aynen. Tamam. İçerisine buz da ekleyebilirsin. Güne soğuk başlamakta da fayda var. Metabolizmayı evet. Biraz tetikleyici etkisi olacak hı-hı. Yine. Şimdi 3 tane alternatif yaptık. Bu buzu mesela yaptık. Onun için soğuk kahve evet, olduğu için evet aynen. Şöyle koyalım içerisine de onları. Tamam. Şimdi 3 tane içeceğim var. Hı-hı. Şöyle bir soru gelebilir. Hocam bir günü sadece bunlarla geçirsem. Ha. Çiğnemeye ihtiyacımız var bir tane. Var çiğnemek, mı gerçekten evet. Ya? Ha tamam. Çiğnemek zorundayız çünkü çiğnemekle ilgili hani o beyne tokluk sinyali gitmesi için en önemli aktivite çiğnemek. Ve bunu 6. aydan sonra anne sütünden artık ek gıdalara başladığımız dönemde öğreniyoruz. Onun için gün içerisinde mutlaka çiğneyeceğiniz gıdalar bulunsun. Ama ne olur iki öğününüzü atıyorum kahvaltıyı böyle yaptık. Geceyi böyle yaptık akşam yemeğini. Öğlene proteinli bir öğün koyduk. Peki. Arada da bu içeceğimizi içtik. Burada güzel bir tabak istiyorum. İçinde işte sebzesi olsun, eti tavuğu olsun, bakliyatı olsun. O zaman bir gün planlayabilirsiniz. Bir kadın için uygun olur mesela. Peki ben bir şey sorabilir miyim size? Bazı detoks yöntemleri var ya evet. Böyle sadece sıvıyla besleniyorsun. Evet. Ben mesela onu şey yapmıyordum, bilmiyordum. Çiğnemeyi bayağı unuttuğum bir sistem aslında evet, o. Evet tabii. O bir süreçtir ve onu çok uzun tutmadığınız sürece ona da varım diyor musunuz? Bir süreçtir aynen öyle. Mesela 3 günlük gibi. Bir kür yaptım. Tamam. Ve sindirim sistemini rahatlattın. Çünkü daha konforlu bir şekilde sindirim sistemi uğraşmıyor gıdayı parçalamak için. Ama 3 günden daha uzun süre yaptığında beyne bu sefer iştah reseptörleri atılmaya başlıyor. O çok uzun süreli detokslardan sonra iştah yönetimini ondan kaybediyoruz zaten. Bir kere çok aç kalmayacağız. Sadece sıvıyla 3 günden fazla beslenmemeye de dikkat edeceğiz. Ama mesela 3 gün sonra işte hani bir yere gideceğiz. O zaman 3 gün öncesinde hazırlıklara şok. Başlayabiliriz. Mini bir şoktan bahsediyoruz. Aynen öyle. Peki böyle mesela şey bölgesel yağlanma diye bir şeyimiz de var ya. Aslında siz de söylediniz özellikle bu karın bölgesinde falan. Sadece kadınların değil erkeklerin de herhalde büyük bir ihtimalle. Bu bölgeleri sırt bel. Erkeklerdeki göğüs çevresindeki yağlanmaya ne diyoruz? Doğru ister istemez. Mesela son dönemde en çok karşılaştığımız problem. Ve gidip kan tahlillerinde hiç insülin değerlerine baktırmıyorlar. Hem insülinle ilgili salınımları fazla oluyor. Testosteron seviyeleri olumsuz etkileniyor bundan. Bu çok önemli ve diyabete yatkın, tansiyon açısından problemli bireyler haline geliyorlar. Lütfen erkekler göğüs çevresindeki yağlanmayı dikkate alsınlar. Çok ciddi bir sağlık riski. Peki mesela böyle bölgesel yağlanmaya yönelik beslenme düzeni diye bir şey var mı? Şöyle karın çevresindeki yağlanmayı çözmeye yönelik var. Ama nedir? Kalça çevresindeki yağlanmayı çözmeye yönelik ancak ya. Bir egzersiz. Bence de ben de seviyorum. Ben de seviyorum. Bu arada. Evet, ben seviyorum. Aynen seviyorum. Egzersizle ancak destek verebiliriz. Ama karın çevresindeki yağlanmayı azaltmak için artık yayınlar şunu söylüyor zaten. Karbonhidratı %40 civarında tutmanız lazım. Yani karbonhidratı düşük. Glisemik indeksi düşük. Ne demek bu? Şeker içermeyen, hani işlenmiş ürünleri, gıdaları birazcık daha az bulundurduğumuz. Yani beyazlaştırılmış pirinç değil de, bir beyaz ekmek değil de tam tahıl. Hep önerdiğimiz şeyler. Ama karbonhidrat orada sınırlı olup proteinli beslenme yukarıya doğru çıkıyor. Yoksa bel çevresindeki o yağlanmayı biraz zor çözüyorum. Orada da hayvansal protein ve bitkisel proteinin dengesini oturtacağız tabii. Sadece hayvansal protein yemeyeceğiz. Atıyorum. 1 kilo kiraz yerine 3 dilim pasta
Y gibi böyle oranlar var mıdır? Nedir yani mesela? Yani hani gerçekten meyvenin yerine gidip de tatlı yiyin diyemem. Ha, tamam. Çünkü meyvedeki... Yok öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Evet. Hani ama değer olarak. Şöyledir. Hani ben pasta yemedim ama atıyorum şu ihtiyacım olan şekeri bilmem ne lazım. Şöyle 20 gram bir sütlü çikolata yediğimizi düşünelim, evet. Tamam mı? Onun yerine aslında bir orta boy elma aynı kaloriye geliyor. Ya da 14 tane kiraz. Onun için aslında yerlerini ayrı tutmakta, hı-hı, fayda var. Tatlı, bisküvi, çikolata bunlar keyfi gıdalar. Hmm. Keyfi kalorin, mevcut ihtiyacın olan kalorinin sadece %10'unu kullanabileceğin şey. İşlenmiş gibi mi? Bunları öyle tanımlamak lazım. Hani 200 kaloriyi geçme mesela, hmm, günlük beslenmende, tamam, gittin de hani bir bisküvit aldın. Çevir arkasına bir bak, tamam 200 hep kalori. Hep yapıyorum. Tamam, okay, bravo. Ama diğer tarafta Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 400-500 gram sebze ve meyveyi genel tüket, sağlığın korunumu için, tamam, tüket. Yani onun için çeşitli kullan. Hani oturup sadece karpuz yeme. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yeni bekliyoruz. Seve çünkü seve. Yaz uzun. Önümüz seve uzun. Seve seve. Aynen öyle. Bu bir hazırlık süreci. Uzun bir maraton bu. Bizleri bekliyor. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizi çok ağırlamak gerçekten çok büyük bir keyif. Sevgili izleyicilerimize, sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için, bizi tercih ettiğiniz için. Aynı zamanda yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına da hem onlara teşekkür ediyorum hem de sizlere teşekkür ediyorum. Hoşça kalın efendim.